Bastırma yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi kasabımıza özel kestirdik etimizi. Şimdi bu pastırma tarifini daha önceden çok yaptığımız için biliyorum bu iş uzun sürüyor. O yüzden uzun soluklu bir maceraya başlamış bulunmaktayız. Şimdi önce etimizi hazırladık. Kestik, koyduk, ölçtük. Şimdi 1 kilo geldi bakalım. Bunun üzerine tuz koymaya başlayacağız. Size önerim şöyle bir kaşıkla tuzu alıp. Aç bakayım. Yok yok o değildi be. Çevir. Yanına bir herkesle de. Evet. Şimdi. Bu tarifi yaparken Aslı Usta'dan yardım aldım. Ona da buradan sevgilerimi iletiyorum. Bizimki biraz battal boy oldu. Aslı Usta'm dedi ki bunu biraz inceltelim. Ben dedim ki ben kalın seviyorum. Şimdi etimizi böyle tuzladık. Her tarafı tuzlu halde. Üstüne ağırlık koyacağız ki bu et suyunu versin, kurusun, kuruma işleminde pastırma aşamalarından biri olarak kuruma işlemine başlamış olsun. Şimdi biz yaz aylarında olduğumuz için üstüne böyle bir bez örtüyoruz ki sinek minek gelmesin. Şimdi üzerine de bunu koyacağız. Bunun üzerine de artık ağırlıklarımızı koymaya başlayacağız. Evde bulabildiğimiz ağırlıkları koyduk. İşte üstüne 3 tane döküm tava. Bunlar yaklaşık 7-8 kilo. 6 litre de zeytinyağı üzerine koyduk. Böyle bu bir gün bekleyecek. Bir gün sonra suyunu süzeceğiz. Tuzlamamız gerekirse tekrar açık kalan yerleri tekrar tuzlayacağız. Bunu bir gün böyle bekletiyoruz. Evet şimdi ilk önce bugün aslında başlamıştık. Bir tuzlamaya. Biz önce şu çekilmemiş deniz tuzuyla tuzluyorduk. Fakat fark ettik ki bu büyük olduğu için bunların tanesi iyi kapatamadı gibi geldi eti bize. O yüzden bugün hala ilk gündeyiz. Şimdi böyle çekilmiş deniz tuzu aldık. Şimdi eti temizledik. Ama yıkamadım. Sadece üstündeki tuzları döktüm. Suyu bayağı çıkmıştı. Aslında keşke oraya da çekseydik. Suyu bayağı çıkmıştı. Şu an et böyle hafif kahverengi olmaya başladı ama işte şuralar tahminen çok kapanmadığı için buralar hala kırmızı kaldı. Etin dış kısmı aslında şu an bayağı kahverengileşti ve pişmeye başladı. Şimdi o yüzden artık şöyle bununla biraz daha iyi kapanacak gibi geldi bize. Evet, etimizin her tarafını şimdi böyle aslında daha güzel tuzlamış olduk. Bu ilk başta bir bıçak yaraları açmıştık. Onların hepsinin içine de her tarafını kapatmış oldum. Şöyle diğer taraftan da çekebiliriz. Bu sefer daha iyi kapanmış oldu gibi geliyor et. Bakalım. Şimdi tekrar üstünü bu kapakla kapatacağız. Tekrar üstüne ağırlıkları koyacağız. Bakalım böyle, evet. Böyle. Bunun üstüne tekrar böyle ağırlıkları koyacağız. Ellerin şey olması karışıyor. Tekrar etin suyunu çıkarmaya devam edeceğiz. Şimdi evet eti açıyorum. Bu ne olmuş? Yapıştı. Evet şurada şöyle suyu çıktı. Evet şimdi bu suyu dökeceğiz. Sonra üstündeki tuzu temizleyeceğim. Eti yıkamayacağım. Sadece tuzu temizleyeceğim. Şöyle yapalım. Şöyle. Suyunu döktük, bunu temizledik. Tekrar bir daha tuzlama işlemi yapacağız. O yüzden bunu yıkadıktan sonra içinde böyle hiç su kalmayacak şekilde kuruladık. Çünkü su kalırsa etimizi zaten suyunu vereceği için amacımız sudan kurtulmak. Böyle etimin tuzsuz olan gördüğüm kısımlarını tuzlayacağım.
Bugün de burayı üste bırakacağız ki şey olsun. Dengeli gitsin. İki tarafta eşit miktarda su da kalmış olsun. Evet, kapağımızı yine kapatıyoruz. Bunu da yıkadık ve kuruladık ki sulardan uzak kalalım. Küpümüze koyalım. Bırak bakalım, koyunca da olmasa şey yaparız. Evet, bugün 7. gün sabahındayız. Şimdi etimiz, biz arada tuzlamıştık, muzlamıştık. Tekrar suyunu dökmüştük. Şimdi etimizin üzerindeki tuzları temizleyeceğiz. Daha sonra etimizi suda bekleteceğiz ki bir gün boyunca bekleteceğiz ki sularından, pardon, üstündeki fazla tuzdan kurtulsun. Etimizin üzerinde şurada hala tuzlar varmış. Şimdi bu borcamımızı da temizledik. Artık yapmamız gereken bu etin içindeki tuzu bırakabilmesi için üstüne su doldurmak. Şurada ellerimizi bir daha temizleyelim. Şimdi bu koyduğum suyu bir gün böyle bu et suda bekleyecek. Bu et böyle, bu ne böyle sıcak su ne buz gibi soğuk su. Normal su koyuyorum. Bu et böyle bir gün suda bekleyecek ama bunu daha iyi tuzunu salabilmesi için etimizin her 3 saatte bir değiştireceğiz. 3-4 saatte bir değiştireceğiz artık. Böyle hafif boyunu geçsin. Yeter. Tamam, yeter şu. Evet. Dün etimizin üzerindeki fazla tuzlar gitsin diye etimizi yıkamıştık. Şimdi de eti artık üstündeki tuzları attıktan sonra böyle astık. Ortasından bir kürdan gibi bir şeyle deldik. İpimizle böyle eti astık. Bu et böyle kurumaya devam edecek. Kuruma hızını artırmak amacıyla burada vantilatörle de eti daha hızlı kurutmaya çalışıyoruz. Altına da böyle bir tepsi koyduk ki hala, çünkü üzerinde bir gün suda beklediği için üzerinde sular vardı, onlar akıyor. Hala altta azıcık su var. Bu böyle artık ne kadar zamanda kurursa, 4 gün mü, 3 gün mü, 7 gün mü, şu an havalar sıcak, hızlı kurur herhalde. Ne kadar zamanda kurursa kurutacağız. Şimdiden kurumaya başladı aslında hemen. Sabah astık. Sabah astığımızda daha farklıydı. Şimdi bayağı kurudu. Bu kuruduktan sonra da üzerine artık çemeni yapacağız ve son aşamaya gelmiş olacağız. Evet, şimdi bizim 1 kilo etimiz vardı. Biz 1 kilo etimizi kurutmuştuk. Etimiz orada kuruyor. Onu sonra göstereceğiz. Şimdi artık çemen, etimiz bayağı kurudu. Artık çemen aşamasına geçtik. 1 kilo et için 50 gram çemen unu. Sonra 15 gram kırmızı biber. Bir tatlı kaşığı kadar kimyon. Ve burada 15-20 gram arası da burada sarımsağımız var. Şimdi bunları sarımsakla rendeleyeceğim. Burada rendemiz burada. Sarımsakla rendeleyeceğim. Ardından da üzerine sıcak su koya koya hazır hale getireceğiz işte. Çemen mi yapacağız? Neydi o? Şimdi sarımsaklarımızı rendeledik. Üstüne de biraz tuz attık. Şimdi artık suyu çok az tuz attık böyle. Şimdi artık yavaş yavaş suyunu ekleyeceğiz. Bu çemeni azıcık cıvık bir hale getireceğiz ama dikkat etmemiz lazım, gereken bir şey var. Şimdi biz buraya yaklaşık 120-150 gram arası kadar baharat koyduk. Tuzuyla, çemeniyle beraber. Şimdi bu 150 gram kadar yaklaşık 150 ml de su ekleyeceğiz. Birebir oran gibi düşünebiliriz. Ama bunun ne çok cıvık olması lazım ne de çok sert olması lazım. Sert olursa süremeyiz, cıvık olursa da üzerinde tutmaz pastırmanın. O yüzden böyle yavaş yavaş koyup karıştırmaya başlayacağım. Çatalla mı karıştırayım aslında? Önce çatalla. Şimdi karıştırdık böyle. Kıvamı şu an bu şekilde. Evet, şimdi burada çemenimiz hazır. Şöyle gösterelim. Çemenimiz hazır. Bunu şimdi ağzını kapatıyorum. Bir gün bekleyecek. Sonra pastırmamızın üzerine süreceğiz. Şimdi pastırmamızın durumunu da bakalım. Bayağı kurudu. Şöyle dokunduğumda dışının sertliğini hissedebiliyorum. Ama içi de aslında yumuşak hissi veriyor. Evet, kurumuş etimiz burada gözüküyor.
Burada eldiven giymenizi tavsiye ederim. Daha önceden yapmadım ama bir yere yapışınca kokuyormuş dediler. Şunu şöyle... Şöyle mi? Ooo, ne diyorsun abi? Çok güzel oldu. Bakar mısın? Aha. Ooo, Aslı Başkan. Evet efendim, şimdi pastırmamızı kurutmuştuk, çemenimizi hazırlamıştık. Şimdi çemenimizi sürdük. Etimiz bu halde. Çemeni sürdükten sonra üzerinden, çemeni böyle bolca sürdük. Üzerinden daha sonra işte bir elimi suya bandırdım. Suyla daha sonra bir dışını böyle pürüzsüz hale getirmeye çalıştık. Şimdi bu pastırmamız çemeniyle bekleyecek belli bir süre. Şimdi ben bunu kapatmıyorum çünkü burada bezimiz var ama kapatırsam ne olacak? Bezin her tarafı çemen olacak. O yüzden bunu böyle akşama kadar bir kurutup akşam sinek falan gelmesin diye kapatmayı düşünüyorum. Ama şimdilik böyle duruyor. Kuruduğu zaman tekrar görüşürüz. Kıpkırmızı asil. Evet, etimiz bu biçimde. Ben bence kesin. Evet. Vallahi pastırma kokuları. Aa. Bakalım. Gerçekten pastırma gibi kokuyor. O dilim biraz kalan oldu. Vallahi gerçekten olur mu diyorduk ama. Bir yesene, çok merak ettim. Müsaadenizle tadına bakıyorum. Olmuş lan. Gerçekten çok güzel olmuş. Aslı, pastırma gibi olmuş ya. Evet, tam bir pastırma. Yemin ediyorum muhteşem bir pastırma olmuş. Gerçekten. Evet, pastırmamızı bugün kestik. Pastırmamız böyle muhteşem gözüküyor. Şöyle az önce tadımını da yaptım, tekrar yapıyorum. Tam bir pastırma, çok güzel olmuş.